Otelin açılışında çıkardığın rezaleti içkili olduğun için görmezden geldim. Ama bak... Ya Cihan geç bunları ya. Babam gibi nutuk atmalar falan. Ne oluyor? Bir sorun mu? Pardon memur bey. Abisiyim zaten, sıkıntı yok. Senin karşında çocuk yok lan. Senin karşında çocuk yok. Bırak bu ukala tavırları. Aslında babam haklıymış. Senin en ağır şekilde cezalandırılman gerekiyor. Ama bu seferlik bunu unutacağız. Çünkü ben babama söz verdim. Esat'a kefilim dedim. Adam olacak, kendini toparlayacak dedim. Yanılıyor muyum? Eğer yanılıyorsam yargılanacaksın Esat. En ağır şekilde yargılanman için elimden gelen her şeyi yapacağım. Avukatı falan unut. Bulundurma, taşıma, kullanma. En az 10 yıl yersin. En az. Bana bak bana. Kim gelir biliyor musun ziyaretine? Sadece annem. O da temiz çamaşır getirmeye, haberin olsun. Esat yaparım. Beni mecbur bırakma. Anlaştık mı Esat? Esat, anlaştık mı? Anlaştık abi. Güzel. Eğer olur da anlaşmayı bozarsan bedeli büyük olur. Tamamdır Cihan Bey, çıkabiliriz. Tamam, tamam Serap Hanım. Siz inin aşağı, biz birazdan geliyoruz. Tamam, bekliyorum dışarıda. Ne diyordum? Bedeli büyük olur. Ben bedelleri muhakkak ödetirim. Hiç affetmem. Oğlum, bak babamız ölüyordu. Kalp krizi geçirdi. Allah onu bize bağışladı. O adamı üzme artık. Kıymetini bil lütfen. Tamam.